Evet sevgili dostlar, Hazreti Ali için yepyeni bir dönem başladı dedik. Peygamberle yaşadığı 33 yıllık hayat bundan sonra 30 yıl daha devam edecek ama peygambersiz devam edecek. Hazreti Ali 30 yıllık peygambersiz bir yaşama başlamış oldu Hazreti Ebubekir'in hilafetiyle beraber. 6 ay biat etmedi dedik Hazreti Ali. O 6 aylık süre zarfında dostlar, Hazreti Ali evine kapandı ve Kur'an'ı nuzul sırasına göre cem etti. İlimle uğraştı. İlim şehrinin kapısı olan İmam Ali. Hazreti Ebubekir ise dostlar sürekli o evi ziyaret etti. Gönlünü almaya çalıştı. Fatıma'dan helallik istedi ve bu işi şahsi bir meseleden dolayı değil, yine babasına ait bir sözden dolayı yaptığını ona söylemeye, onu ikna etmeye çalıştı. Ve günler dostlar, Hicri 11. yılın Ramazan ayıdır. Ramazan'ın daha 3. günü, Salı günü, Salı iftar vaktinde Hazreti Fatıma dışarıda evinin avlusunda oturan Hazreti Ali'ye, 9 yaşındaki Hasan'a, 8 yaşındaki Hüseyin'e şöyle bir ana edasıyla bakar. Aile iftar saatini beklemektedir o saatler içerisinde. O gün içinde Hazreti Fatma'nın yüreğinde bambaşka bir duygu vardır. 6 aydır babasının firakı ile yanan yüreği o gün durulmuştur. Çünkü o gün dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjde tahakkuk edecektir. Neydi o müjde? Resulullah yataktayken Fatıma yanına girmişti. Resulullah demişti ki yaklaş ey Fatıma. Yaklaşmış, onun kulağına bir şeyler söylemişti. O ise ağlamaya başlamıştı. Bir daha yaklaş demişti. İkinci kez yaklaşınca kulağına bir şeyler söylemiş. O da gülmüştü. Resulullah vefat ettikten sonra Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma'ya sordu. Neydi o? Vallahi ey Ayşe, birinci kez Allah Resulü dedi ki, ey Fatıma, ey babasının annesi, bu yatak ölüm yatağıdır. Baban Refik-i Ala'ya yolcudur. Ve ben bundan dolayı ağladım. İkinci kez de bana dedi ki, ey Fatımam, vallahi ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin. Resulullah bu müjdeyi verince ben de sevindim, onun için güldüm. Ve o gün dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği müjdenin tahakkuk ettiği gündür. İftar vakti yaklaşınca aile içeriye giriyor. Ezanla birlikte yemekler yeniyor ve yatsı namazı vakti beklenmeye başlanıyor. 9 yaşındaki Hasan yatsı ezanını duyar duymaz gözleri yaşlı olarak babası Ali'nin yanına geliyor. Ve diyor ki ey babacığım, biz artık Bilal-i Habeşi'nin sesini Medine'de duymayacak mıyız? Çünkü 6 ay olmuştur ki Bilal artık ezan okumaz olmuştur. Hazreti Ali oğluna ne diyeceğini şaşırdı. O da duygulandı. O da ötelere gitti. O da 6 ay öncesi Medine'nin, peygamberli Medine'nin o coşkulu günlerine gitti. Ve inşallah duyacağız dedi. İki çocuğunun elini tuttu, mescide doğru yürüdü. Bir rivayete göre dostlar, Hazreti Ali mescitteyken, bir diğer rivayete göre de mescitten döndükten sonra Hazreti Fatıma vefat etti. Biz ikinci rivayeti esas alarak söyleyelim. Namazlarını kılıp evlerine döndüler. Baktılar ki Hazreti Fatıma yatakta ve ölüm yolculuğunda. Hazreti Ali ağlamaya başladı. Hazreti Fatıma dedi ki, ey Ali, taziyet vakti değil, vasiyet vaktidir. Gel otur ve beni dinle. Benim senden taleplerim var. Söyle dedi ey Fatıma. Bir, benden sonra hemen evlen. Ve Zeynep ablamın kızı Ümame ile evlen ki şu küçük çocuklara o kız baksın. Onların teyzesi sayılır. İki, bana hakkını helal et. Üç,
yavrularımın doğacak hatalarını bağışla. 4. Beni gece vakti ve tabutla ve fazla kimseye haber vermeden defnet. 5. Mezarımı ziyaretten mahrum bırakma. Hazreti Ali gözyaşları içerisinde dedi ki, ey Fatma'm, benim de senden iki talebim var. Birincisi, sen de bana hakkını helal et. İkincisi, gittiğin yerde biliyorum karşılaşacağın insanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme merhaba diyeceksin. Merhaba der demez benim selam ve minnetlerimi de ona ilet. Ve onun yolunda istikamet üzere olduğumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyur dedi. Vasiyet bitince Fatıma gözlerini kapamıştı dostlar. Ali vasiyeti gereği o gece kimseye haber vermeden Selman-ı Farisi, Ebu Zer-i Gıffari, Ammar bin Yasir gibi çok yakın arkadaşlarıyla yolcu etti ebedi yolculuğuna. Ve o günün ertesi günü Hazreti Ebu Bekir'e haber gönderdi. Dedi ki, ey Allah Resulü'nün halifesi, sana biat etmeye geliyorum. Gitti Ebu Bekir'in yanına. Önce Ebu Bekir konuştu ve orada Ehl-i Beyt'in faziletlerinden bahsetti Hazreti Ebu Bekir. Aralarında bir problem olmadığını söyledi ve sözü Ali'ye bıraktı. Hazreti Ali dedi ki, ey insanlar, şimdiye kadar gelmeyişimin nedeni Ebu Bekir'i kabul etmediğimden dolayı değil, şimdi gelişim de korkumdan dolayı değil. Yani eğer biat ediyorsam şimdi birilerinin iddia ettiği gibi takiye olsun diye biat etmiyorum. Ya da şimdiye kadar biat etmedimse Ebu Bekir'i ehil görmediğim için değil. Benim farklı sebeplerim vardı. Ve bela üstüne belalar benim başıma geldi. Onlara sabrettim, dayandım. Bugün de gelip Ebu Bekir'e biat ettim. O gün işte dostlar Ebu Bekir'e biat eder Hazreti Ali ve o günden sonra da Hazreti Ebu Bekir'in yanından bir an olsun ayrılmaz. Onun baş danışmanlarından biri olur. Hazreti Ali ile Ebu Bekir arasında, Hazreti Ebu Bekir arasındaki ilişki dostlar gerçekten çok ilginç bir ilişkidir. Hazreti Ebu Bekir hilafete geldiği zaman 61 yaşındadır. Hazreti Ali ise 33 yaşındadır. Arada 27-28 yaş fark vardır. Ama buna rağmen Hazreti Ebu Bekir'in Ali'ye duymuş olduğu saygı ve sevgi, Ali'nin de Ebu Bekir'e duymuş olduğu saygı ve sevginin boyutunu anlamak zorundayız dostlar. İkisi arasındaki ilişki çok önemli bizler için. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bir grup sahabe mescitte oturuyorlar. Resulullah bir yerde otururken dostlar, sağında kesinlikle Ebu Bekir, solunda da kesinlikle Ömer vardır. Bir tablonun üç ayrı parçası gibi. O gün de öyledir. Sağda Ebu Bekir, solda Ömer ve bir takım sahabe de etrafta oturuyorlar. O ara Hazreti Ali içeriye giriyor. Hiç kimsede bir fark yok oturuşlarda. Tek biri oturuşunu değiştirerek Allah Resulü'nün yanından biraz öteye doğru gidiyor. Bir kişinin oturacağı kadar yanında yer ayırıyor ve diyor ki, Ta'ale ya Ebu Hasan. Ta'ale ya Ebu Hasan. Ha huna ya Ebu Hasan. Gel ey Hasan'ın babası ve buraya otur. O buraya da yanaşır. Resulullah'a doğru yanaşıp orada da boşluk bırakabilirdi. Ama Allah Resulü'nün yanını boş bıraktı. Niçin? Çünkü Resulullah'ın Ali'ye duymuş olduğu sevginin boyutunu en iyi o bilirdi onun için. Ve Resulullah'ın yanına Ali oturur oturmaz Allah Resulü tebessüm etti. Ebu Bekir'in o şeyinden hoşnut oldu. Hazreti Ali böyle bir iyiliği, böyle bir ikramı unutur mu dostlar?
asla. 45 sene sonra Kufe'de ehli Kufe olan Iraklılardan birisi geliyor ve Hazreti Ali'ye diyor ki: "Ey Emir el Müminin, İslam toplumunun en cesur, en kahraman insanı sensin değil mi?" Çünkü o insan Hazreti Ali'yi Bedir'de görmüş, Uhud'da görmüş, Hendek'te görmüş, Hayber'de görmüş. O kahramanlıkları görmüş. Ama İmam Ali onun öncesini görmüş. "Hayır," dedi, "ben değilim." İnsanlar nefeslerini tutup Hazreti Ali'nin ağzından çıkacak ismi beklediler. Acaba Ali'nin gözünde, Ali'nin zihin dünyasındaki en cesur insan kim? "Peki sen değilsen kim?" dedi. "Ya Emir el Müminin, Hazreti Ebu Bekir," dedi. Niçin biliyor musunuz? Gelin de size anlatayım. İnsanların en cesuru mu değil mi, bana hak verin. "Ben 13 yaşındaydım," dedi Hazreti Ali. "Ve Mekke'de biz bir avuç insandık. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye ibadet etmek için geldi. Kabe'ye girdi. Girer girmez Mekke'nin kara yüzlü adamları Allah Resulü'nün etrafını sardılar. Kimi cübbesini çekiyor, kimi Resulullah'a yumruk atıyor, kimi Resulullah'a sözü hakarette bulunuyor, kimi de fiili olarak saldırıyordu. Ve biz hiçbir şey yapamadan sadece olanları izliyorduk. Bir de baktık ki ötelerden biri geliyor. Zayıf mı zayıf ama cübbesi rüzgarda savrularak bir aslan gibi geliyor. Önüne kim çıkıyorsa onu da deviriyor. "Bırakın beni, ben Muhammed'e gidiyorum," diye haykırıyor. Gelerek kendisini Allah Resulü'nün üzerine attı. Gelen Ebu Bekir'di. Ve dedi ki: "Etaktulune raculen en yekule Rabbi Allah?" "Rabbim Allah'tır," dediği için bu adamı öldürecek misiniz? O insanları birer birer uzaklaştırıp Resulullah'ın üzerinde kendisini siper etti. Ve insanlar diyor Hazreti Ali, Allah Resulü'nü bırakıp Ebu Bekir'i aldılar aralarına. Dövdüler, dövdüler. En sonda Ukbe İbni Ebi Muayt oturttu Ebu Bekir'i yere. Kendisi göğsüne oturdu. Elinde ayakkabısı Ebu Bekir'in yüzüne gözüne vurdu. Öyle vurdu ki yüzünü gözünü darmadağın etti. Bayılmış bir halde eve gitti ve gözünü açar açmaz Ebu Bekir'in ağzından çıkan söz şuydu: "Ma fu'ile bi Rasulillah." "Allah Resulüne ne oldu? Hadi söyleyin," dedi Ali bana. "En cesur bu değil de ben miyim Allah aşkına? En cesurumuz Ebu Bekir değil de ben miyim, söyleyin," dedi. İşte böyle bir muhabbet ve böyle bir vefa dostlar. 45 sene sonra Hazreti Ebubekir'in bu vefasını Ali böyle dile getiriyor. Ve ondan sonra dostlar, halifelikten sonra Hazreti Ebubekir'in yanından bir an ayrılmıyor. O Ridde Savaşı sırasında Hazreti Ebubekir bir birlik kuruyor. Medine'nin güvenliğini sağlamak için o birliğin başına Hazreti Ali atanıyor. Hazreti Ali Medine'nin etrafında dolaşarak Medine'ye gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için elinden gelen tüm fırsatları zorluyor. Ve o günler Ebrak denen bir mevkiye gidiyor İslam ordusu. Hazreti Ebu Bekir önde, Ali Ebu Bekir'in devesinin yularını tutmuş bir halde Zulkussa Savaşı'na iştirak ediyor. Ve bir noktaya geliniyor ki sıcak savaşa girmek için Ebu Bekir harekete geçiyor. Orada Hazreti Ali bırakmıyor. "Hayır," diyor. "Ey Ebu Bekir, sen eğer bu savaşa katılır ve başına bir iş gelirse vallahi İslam'ın başına bir felaket gelir. Çünkü bugün sen sadece şahsını değil İslam'ın toplumunun tamamını temsil ediyorsun." İşte o gün
Hazreti Ali'nin Ebu Bekir'e karşı olan davranışı, ona olan muhabbeti bu. Oturmuş sahabenin ileri gelenleri, Ali de orada Hazreti Ebu Bekir istişare ediyor insanlarla. Suriye'deki cephenin durumunu. Bizans'a yeni bir saldırı olacak ve Hazreti Ali'nin bu saldırı üzerine görüşünü soruyor. Sahabenin farklıları değişik değişik görüşler ileri sürüyorlar. Hepsi de olumsuz. Hazreti Ebu Bekir'e diyorlar ki sakın ey Ebu Bekir, böyle bir saldırıya bugün için yanaşma, girme. En son Hazreti Ali'ye soruyor. Ey Ali, senin görüşün ne? Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Ya halifetil muslimin ente mansur inşallah. Sen inşallah muzaffer olacaksın ey emir el müminin. Herkes Ali'nin o sözüne kilitleniyor. Ve gerekçesini soruyorlar Hazreti Ali'ye. Ne diyor biliyor musunuz? Ey Allah Resulü'nün sahabeleri, siz Resulullah'tan duymadınız mı? Allah Resulü bize Bizans'ın, Kisra'nın, Kayser'in hazinelerini müjdelemedi mi? Evet, müjdeledi. Ve biz bugüne kadar oralara bir ciddi seferde bulunmadık. Öyle değil mi? Evet öyle. İşte şimdi bulunacağız. Ve inşallah şimdi hep beraber sadakta ya Resulallah, sen doğru söyledin ya Resulallah feryadını haykıracağız. Çünkü Allah Resulü'nün verdiği o müjde tahakkuk edecek. Onun için Ebu Bekir de mansur olacak. Muzaffer olacak. Suriye cephelerinden muzaffer bir komutan olarak gelecek. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ali arasındaki ilişki böyle dostlar. Ve bir gün gelir dostlar, Hazreti Ebu Bekir de ebedi yolculuğuna doğru yola çıkar. Yolcu olacakken dostlar, o kendinden sonra Hazreti Ömer'i halife olarak tayin eder. Seçime bırakmadan kendi tayin eder. İlk biat edenlerdendir Hazreti Ali. Hazreti Ömer'e hiçbir sorun çıkarmadan, problem çıkarmadan ilk biat edenlerdendir. Ve Ali Hazreti Ebu Bekir'in o ölüm yolculuğunda öyle bir hüzündedir ki onun cenazesinin başında durur ve şu sözleri söyler. Sen ki herkes Resulullah'ı yalanlarken sen doğruladın. Zayıf bedenine rağmen dilini, dini koruma adına hareket ettirdin. Mağarada Allah Resulü'nün yoldaşı oldun ve Sıddık ünvanının sahibi oldun. Güle güle ey güzel insan. Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'i yolcu ederken söylediği söz bu dostlar. Ve yıllar sonra, yine 45 sene sonra Kufe'de biri gelir Hazreti Ali'ye şunu söyler. Muhacir ve Ensar'ın aklına hayret ederim ey Ali. Sen aralarındayken niçin seni değil de Ebu Bekir'i seçtiler? Hazreti Ali der ki gelin size anlatayım. Vallahi Ebu Bekir'in elde ettiği 4 üstünlük onun seçilmesi için yeter de artar bile. O 4 şeyde hepimize sebakat etti. Hepimizin önüne geçti. Hani Sad bin Ebi Vakkas, geçen derste söylemiştim ya, Ali bize 3 şeyde öne geçti diyordu ya, burada da Ali aynı sözü Ebu Bekir için söylüyor. Çünkü sahabe arasında böyle bir muhabbet ve aşk var. Ve diyor ki Hazreti Ali, bir, o İslam'ın ilk insanıdır. Ben iman eden ilk çocuklardandım. O ise iman eden ilk erkeklerdendi. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir İslam'ın ilk insanıdır. İkincisi, o İslam'ın ilk tebliğcisidir. Vallahi Ebu Bekir iman ettikten sonra onun eliyle birer birer insanlar iman etti. Hatırlayın dostlar, Ebu Bekir'in iman ettiği hafta, bir hafta boyunca haftanın her gününe
bir kişiyi sığdırmıştı Hazreti Ebubekir. Hem de kim bunlar biliyor musunuz? Aşere-i Mübeşşere'den. Cennetle müjdelenen 10 kişiden 6'sı o ilk hafta Ebubekir'in eliyle hidayet çeşmesinin önüne oturmuşlardı. Ve Hazreti Ebubekir İslam'ın ilk tebliğcisiydi. Üçüncüsü o mağarada Allah Resulü'nün yoldaşıydı. Kur'an ikinin ikincisi dedi ona. Allah Resulü'nün yoldaşı, mağarada Resulullah ile birlikte yol arkadaşlığı yapıp orada da Resulullah'a arkadaşlık yapan, refiklik yapan bir insandı. Ve dördüncüsü de dostlar, Allah Resulü daha hayattayken onu namazlarımızın imamı yaptı. Hiç kimse yokken o, Allah Resulü daha hayattayken Resulullah'ın mihrabına geçerek bizlere 17 vakit namaz kıldırdı. İşte Allah Resulü'nün halifesi Ebubekir'e Hazreti Ali'nin muhabbeti. Peki şimdi kim iddia edebilir dostlar? Hazreti Ali ile Hazreti Ebubekir arasındaki muhabbet yoksunluğunu. Ali öyle bir insan ki dostlar, şunu söylüyor yanındaki insanlara. Eğer Resulullah böyle bir işi, yani halifelik işini vasiyet yolu ile bize miras bırakmış olsaydı, vallahi kanımın son damlasına kadar Allah Resulü'nün o mirasını, o vasiyetini yerine getirmek için mücadele ederdim. Hazreti Ali böyle bir miras bırakılacak, boynunu büküp oturacak öyle mi? Hayır, asla. Resulullah'tan ona intikal eden her sözün arkasındadır o. O istikamet sahibidir. Yedisinde neyse 77'sinde de odur. Ebu Bekir'e olan muhabbeti de yüreğinden gelen bir muhabbettir. Ve biz de dostlar, Ebu Bekir'i de seviyoruz. Ömer'i de seviyoruz, Osman'ı da seviyoruz, Ali'yi de seviyoruz, Ali'nin neslinden gelen Ehl-i Beyt'i de seviyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ve güveniyoruz ki şuna, kişi sevdiğiyle beraberdir. İnşallah bizler de onlara olan muhabbetimizin karşılığını bu dünyada onlarla beraber olup onların bıraktığı mirasın takipçileri olarak öte dünyada da onlara refik olarak, onlara komşu olarak, onlarla aynı mekanı paylaşarak yerine getirmiş olalım. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.